Türk savunma sanayinin zırhlı araçları hangileri? Hakkında neler biliyoruz? Gelin beraber bakalım. Türkiye savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarla adını tarihe yazdırmaya devam ediyor. Yabancı basına da çokça konu olan Türk savunması her geçen gün envanterine yeni bir ürün ekliyor. Sizlerle bugüne kadar genelde havacılık savunması ile ilgili bilgiler paylaştık. Bugün de Türk savunma sanayinin karadaki başarısını ekranlara getireceğiz. Ürünlerindeki yerlilik oranlarını gün geçtikçe artırmaya devam eden Türk savunma sanayi markalarının zırhlı araçlarını gelin biraz daha yakından tanıyalım. Bu araçlara örnek birkaç isim olaraksa Otokar, BMC ve FNSS'yi söyleyebiliriz. Söz konusu bu üç isim de kendi alanlarında birbirinden güçlü firmalar. Cobra 4x4, Türkiye merkezli olarak Otogar'ın ARGE ekibi tarafından silahlı kuvvetlere piyade hareketlilik araç ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmiş. İyi bir balistik korumaya sahip olmasının yanında aynı platformla farklı görevlere de uyarlanabiliyor. Bu özelliğe sahip olması bakım ve servis açısından da büyük kolaylık sağlıyor. 9 personel taşıma kapasitesine sahip aracın aynı zamanda amfibik versiyonu da bulunuyor. BMC'nin Kirpisi Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı askeri araçtır. Araç ismini ise sağladığı korunma yönüyle kirpiden alıyor. Yeni versiyonu Kirpi 2 4x4 bağımsız süspansiyonlarına sahip, hem yol tutuşu hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü durumunda. Yine Otokar tarafından üretilen Akrep 2 ise birden çok role sahip. Keşif, gözet, ateş destek, hava savunma, tank savar ve ileri gözetleme gibi görevler için silah platformu olarak da yapılandırılabiliyor. 36 kalibrelik namluya sahip olan Akrep 2, 90 mm'lik alçak basınçlı yivli bir silahla donatılmış. Örneğin 36 derecelik yükseklikteki 6 kilometrelik menzile doğrudan atış yapmasının yanında dolaylı ateşe de olanak sağlıyor. Aracın merak edilen azami hızı saniyede 110 kilometreyi, menzili ise 200 kilometreyi bulabiliyor. Akrep 2'nin yaklaşma açısı 55 derece, uzaklaşma açısı ise 40 derecedir. Türk savunma şirketlerinden olan FNSS'nin Kaplan MT'si de orta ağırlık sınıfı tankı ve modern harbin gelişmiş ihtiyaçlarına karşılık veren örnek bir araçtır. Kendine özgü tasarımıyla da dikkat çeken Kaplan MT, sınıfının en düşük silüetine sahip olsa da en yüksek güç ve ağırlık olarak kendi sınıfında öne çıkan bir araç. Esasında optimum ağırlık ve hareket kabiliyeti için tasarlanan bu platform son teknoloji güç paketlerine de sahip. Ayrıca Kaplan MT'de gelişmiş elektronik kontrol sistemleri, tüm bu özellikler tankın gece ve gündüz operasyonlarındaki keşif manevraları sırasında güvenilirliği ve sürekli güç aktarımının sağlanmasına da olanak tanımaktadır. Aynı şirketin Pars 3 8x8 tank aracı günümüzün en gelişmiş zırhlı araç teknolojilerini barındırıyor. Taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olmasıyla kullanıcısına stratejik avantajlar da sunuyor. Sınıfının en yüksek teker gezinme hareketine sahip olan Pars, tam bağımsız hidropnömatik süspansiyon sistemiyle farklı yol koşullarında da en iyi yol tutuşunu sağlıyor. Saydığım bu özelliklerin yanında şunu da eklemekte fayda var. Pars 3, 8 metrelik dönüş yarıçapıyla sınıfındaki en düşük dönüş çapına sahip olma özelliğini de taşıyor. 800 kilometre üzerinde bir menzile sahip olan Pars 3'te patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tankları mevcut. Acil durumlara karşı zırh altında bulunan yedek yakıt tankıyla tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler sayesinde patlak lastikte yol alabilme imkanı da var. Gövde olarak modüler tasarımla oluşturulan zırh sistemleriyle kullanıcı için istenilen koruma seviyesine geliştirilebiliyor. Ayrıca araç için özel olarak geliştirilen mayın korumalı koltuklarda personeli yüksek seviyede yaşanabilecek mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlanmış. Diğer zırhlı araçlarla arasındaki farkı şöyle ifade etmek mümkün olacaktır. Hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine sahip olmak, hem de modern bir zırhlı muharebe aracının kabiliyetlerini bünyesinde taşıması onu diğerlerinden daha üst bir seviyeye taşıyor. Türk savunma sanayinin karada görev yapan en önemli zırhlı araçlarını sizler için anlatmaya çalıştık. Bir sonraki savunma sanayi videosunun içeriğini belirlemek isterseniz bizimle yorumlarda buluşun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.